Hayırlı akşamlar. Yattı mı çocuklar? He yattı. Çay? Çay falan içme. Gel. O ne? Şey işte, parmak basacağım buraya, boşanma kağıdı. Ondan sonrasında da boşanacağız. Ben ama hayır... Ama sen ne? Ne söyleyeceksin Türkan? Ne söyleyeceksin Türkan? Ben çok merak ediyorum. Ne söyleyeceksin sen? Arkamdan bir sürü iş çeviriyorsun, bir sürü dolap çeviriyorsun. Onu arıyorsun, bunu arıyorsun. Şimdi ne söyleyeceksin? Çok merak ediyorum. Buyur. Aman Nalan abla buraya kadar geldiydi. Geldi. Geldi de ne oldu? Ne değişti? Oturdu, yemeğini yedi, böreğini yedi, çekti gitti. Sana dönmedi. He döndü. Döndü mü? Sence dönmüşe benziyor mu Türkan Allah için ya? Hiç dönmüşe benziyor mu sence ya? Sen o gün orada ben seni götürdüğümde ben boşanmıyorum diyeceğine boşanıyorum deseydin... ...bugün bunların hiçbirini yaşamayacaktık. Ben iki dakikada bağlayacaktım orada o işi. Hiçbir şey için geç değil. Sen gel buraya bu parmağı bas. Ondan sonrasında boşanalım. Ben bu işi kurtaracağım. Bak daralıyorum. Nefes alamıyorum. Anlıyor musun? Anlıyor musun beni? Nefes alamıyorum. Anlamıyorum. Ne zaman anladı ki? Beni kim anladı ki? Kim önemsedi de beni kim niye anladı? Ya hayatım boyunca çalıştım, didindim, gurbette yemedim, gönderdim, içmedim, gönderdim. Kendi üstüme giymedim, size gönderdim. Ya bir defa Allah hakkı için senden bir defa bir şey istedim ya. O da ortada işte. Boğazıma tıktın. Helal olsun sana. Gel buraya bas imzayı bitsin bu iş. Gel. Şöyle parmağını buraya şey yap, bas. Nereye? İşte buraya. Şey, buraya Türkan açıyor. Bas. Hadi geç yat. Sabah bir sürü işimiz var. Mahkemesiydi bir şeydi. Ne oldu? Beceremedim. Seni anlamayı beceremedim. İnşallah o anlar. Beni anlayan olmasa da olur. Beni kim anlamış ki bugüne kadar beni? Sen anlamasa da olur. Beni kim niye anlamış ki? Kim anlamış beni sen kim? Ana, sen uyumadın mı? Uyuyorum annem. Ama sen ağlıyor musun? Yok annem, niye ağlayayım? Hadi uyu. Ana, iyi misin? Görüyor musun? Bak kardeşini de uyandırdık. Ya kızlar haydi uyuyun, bir şey yok diyorum ben. Ana, sana sabah anlatır mısın? Siz şimdi bizim köydeki koyunları düşünün, tamam? Onları sayın. Ben size başka zaman bası anlatayım, olur mu? Ana ne olur anlat. Ana anlatıyordun ya köyde bizi ağlayınca. Onlardan anlat. İçinde babamın olduğu masallardan. Unuttum şimdi ben onu. Çok uzaklarda bir diyar varmış. Tamam. Çok uzaklarda bir diyar varmış. Çok uzaklarda bir diyar varmış. Böyle rengarenk, ışıl ışıl,
kalabalık mı kalabalık bir diyar. O diyarda benim kızlarımın babaları yaşarmış. Kızlarımın babaları onlar için çok çalışırmış, çok didinirmiş ki kızlarına para göndersin. Ki onlar iyi olsun, hoş olsun. Ama her gece de başını yastığa koyduğunda dermiş ki keşke kızlarım da yanımda olaydı. Bir gün kızlar babalarına kavuşmuşlar. Babaları çok sevinmiş. Kızlar okula gitmiş. Babalar onlar için çalışmaya devam etmiş. Anneleri onlar için börekler yapmış, kurabiyeler yapmış. Ya öyle sıcacık evlerinde mutlu mesut yaşamışlar. Haydi. Türkan, hadi bitir şu elindeki işi de götür çocuğu ya Nazif ablaya. Olur, şu örüyü bitireyim. Baba, arabayla mı gideceğiz okula? He, arabayla gideceğiz. Ana duydun, arabayla gideceğiz. Duydum ana kurban. Ben de arabaya bineceğim baba. Tamam kızım, sen de sonra arabaya binersin. Seni de gezdiririm arabada. Hadi Türkan, kurban olayım. Bitir ya, bir örgü yapacaksın ya. Adamlar bizi bekliyor, mahkeme diyorum sana ya. Saati var, tarihi var, memuru var. Hadi. Hadi gel annem, gel. Hadi kızım, sen de git içeriden. Eşyalarını, öteberini, defterini, kitabını neyse al. Arabayı bu saatte getirmek nerede değil mi? Ne oldu, arabayı mı getirdin? Yo, arabayı getirmedim. O seni almaya geldiğimde getireceğim onu. Ne demek o, anlamadım. Nereye alacaksın, nereye götüreceksin beni? Bir yere götürmeyeceğim de sana bir haberim var. Yani Nalan, şöyle söyleyeyim. Bu haberi duyduktan sonra sinir, stres, gerginlik hiçbir şey kalmayacak. Su gibi olacaksın. Hatta ve hatta yani o kadar iddialıyım ki sevinçten boynuma bile sarılabilirsin. Hayır Allah aşkına, neyin peşindesin yine? Bunların hepsi geçecek. Öyle böyle bir haber değil bu. İyi tamam. Gelince konuşuruz. Ey Allah'ım yarabbim. Bilur. Bakma konuştuğuma, öyle bir şey değil. Gerçekten yanlış anlama. Ben dün o herif arabayı alıp gittiğinde zaten anlamalıydım. Hiçbir şeyin bittiği yok değil mi Nalan? Hı? Hiçbir şeyin bittiği yok. Aklın sıra beni kandırdığını sanıyorsun. Kandırdım. Ama asıl aldanan sensin. Ben Feride teyze değilim. Ben senin arkadaşınım. Bana yalan söyleyip gizli gizli sevgilinle konuşmak nedir ya? Belki Hayri senin hayatından çıkmayacak. Sen onun yüzünden bize yalanlar söylemeye devam edeceksin. Yalan. Benim sana söyleyecek hiçbir şeyim yok. Ne halim varsa gör. Ben artık yokum. Yalan söylemiyorum. Tamam. Ya yalan söylemiyorum. Kız, göz göre göre boşanacağınız mı yoksa? Ne yapayım abla? Ah ya. Yani şimdi koca hakimler sizi mi bekliyor, işi bir gücü bırakmış da gelsinler boşayalım diye? Yani bir önceden başvurmak falan lazım. Abla zaten her şey planlanmış, gitmiş, başvurmuş, gün almış. Ne? Ulan şu Hayri'ye bak, görüyor musun? Tüm. Bak, yere patasıca. Neymiş acelesi ya? Allah Allah. Ne yapacağım peki sen şimdi?
Sana zahmet Nalan ablayı arasak olur mu? Belki o bir hal çaresini bulur. Kızım ya ne işe yarayacak ya? Yarayaydı dün gece geldiydi. Ne işe yaradı? Sen yine de ara. Benim başka çarem yok ha. Ara. Allah'ım ya Rabbim sen sabır ver ya. Türkan hadi. Abla sağ olasın. Biz bir iki saate geliriz alırım ben tamam. Hadi hoşça kal. Tamam. Kız şu araba karının arabası mıydı iyi olsa ya. Buna da çökmüş görüyor musun? Tüf rezil. Türkan hadi sallanmayın hadi. Gel kızım. Ben de arabaya bineceğim ana. Ne arabası ya? Ananın arabalık halı mı kalmış? Gel ya. Hadi Türkan hadi. Kuzum. Konuşmak ister misin? Of. Ya Billur beni yine yanlış anladı. Yalan söylediğim yok. Gerçekten yalan söylemiyorum. Dün de zaten Hayri için gitmedim, Hayri'nin çocukları için gittim. Sonra da arabayı verdim dönemez diye, yani insanlık olsun diye. Şimdi onun için aramış, teşekkür etmiş. O kadar yani, hepsi bu. Bak gerçekten hayır dedim. Olmaz, istemiyorum dedim. Dedim hepsini. Yalan söylemiyorum Hafiş. Sıkıştın kaldın değil mi? Önünü de göremiyorsun. Of. Sorma gerçekten delirmek üzereyim. Bunu Feride Hanım sana yazmış. Bana emanet etmişti. Bir mektup daha mı? Yok, bu mektup değil. Bunu bir kılavuz gibi düşün. Feridan vereceğin zamanı bilirsin demişti. Bence bugün artık annenin sözünü dinleme vakti geldi. Nalan, sana çok çektirdim. Biliyorum. Belki de kızımı benden aldın diye düşündüm. Belki de Metin'in boğazına yapışamadığım için senin hayatına karabasan gibi çöktüm. Bilmiyorum. Bildiğim tek şey seni her şeye rağmen çok sevdim. Sana ne yaptıysam, annenin başına gelenler senin başına gelmesin diyeydi. Seni Terin'le Doğan'la gelin ettiğim gün tamam dedim Feride. Artık Nalan emin ellerle. Bu diyardan göçüp gidebilirsin. Şimdi sen bu mektubu okuduğuna göre hepiniz benden kurtuldunuz demektir. Kızım, yuvanda mutlu, huzurlu hayatına devam etmen lazım. Hayri denen o adamdan uzak durman lazım. Sedat'la evlendin. Bir ailen oldu. Sedat'tan ayrılırsan yalnız kalacaksın. O Hayri denen adam sendeki eksik parçayı görüyor. Ben sana değerli olduğunu, sevilmeye layık olduğunu hissettiremedim. Ama şunu aklına iyice yaz. Benim açtığım yaraların merhemi ayrı değil. Ondan uzak dur. Allah her şeyi gönlüne göre versin. İnşallah
seni seven annen Feride. Davacı Hayri Ersoy, davalı Türkan Ersoy. Masalın sonunda ne olmuş ana? Hiç anlatmadın. Öyle mutlu mesut yaşamışlar işte anne. Ana ne olmuş hadi anlat. Kızlar büyümüşler. Okullarını bitirmişler. Öğretmen olmuşlar, doktor olmuşlar. Herkes onlara Zeynep Hanım, Mercan Hanım dermiş. Hayri Ersoy, eşin Türkan Ersoy'dan boşanmak istiyor musun? Evet efendim. Babamla sana ne olmuş ama? Yaşlanmışız, çok mutluymuşuz. Sizinle de hep iftihar etmişiz. Hiç ayrılmamışsınız değil mi ama? Hiç ayrılmamışız. Türkan Ersoy, eşin Hayri Ersoy'dan boşanmak istiyor musun? Hakim ablasına de. Kızım sana diyorum, beni duyuyor musun? He, duyuyorum abla, buyur. Kocan senden boşanmak istiyor. Sen de boşanmak istiyor musun? Allah'ım senin çocuklarıma yardımcı ol. Kızım sesin duyulmuyor. Biraz yüksek sesle söyler misin? Tamam abla, ben de boşanmak istiyorum. Yaz karar. Hayri Ersoy ile Türkan Ersoy'un boşanmalarına karar verilmiştir. Gereği düşünülmüş ve onaylanmıştır. Hadi Türkan. Eve geleceğim. Kızları görmeye. Nerede kalacağım? Selam söyle çocuklara. Öp yerime. Haberleşiriz. Olur ederim. Ben de seni çok özledim ana kurbağır. Kız ne oldu, boşandınız mı? Boşandık abla.
Boşanmak ne demek anne? Babasız mı kaldık şimdi? Gelin, gelin içeri kızım, gelin. Gelin. Gelin bak. Of. Kız, kız ağlama kız. Yeter artık ya. Gözünde yaş kalmadı kızım. Yazık değil mi sana ya? Ne olacak şimdi? O hayır kadının evinde mi gidip kalacak şimdi? He? Ben hiçbir şey anlamadım ki abla zaten. Beni boşadı. Ama Nalan da ona geri dönmeyecek. Kadın kendi dedi, dün dedi. Kendi kulaklarımla duydum. Sen Türkanları bırakmayacağım. Sen de ben artık yokuz, ben senin için gelmedim dedi. Ay ben daha gitsem kadına neyi soracağım? Ne yapacağım? Dedi zaten, daha neyi diyecek? Kız, bu yoksa bunlar seni kandırıyor olmasın? Nasıl? Yani sana biz ayrılacağız deyip ondan sonra da seni boşatıp bunlar yeniden bir araya gelmesinler kız. Bak ben diyorum ki Türkan, sen git bu kadınla bir konuş. Eğer gerçekten de bu Hayri'den ayrıldıysa sen de o Hayri'yi eve alma. Kapıda kalsın. Sürüm sürüm sürünsün. Nasılmış? Konuşurum. Nalan abi zaten bana yalan söylemez. Ne var ne yoksa anlatır. Tamam. Mercan. Ana kurban. Hadi ana kurban, gel gidelim. Ablanı okuldan alalım, olur mu? Ha? Olur annem. Sonra ben ablanla sen böyle bir güzel hazırla, süsle, siz bir yere götüreceğim. Kim bilir nereye? Tamam. Şey yaparsın. Nalan! Hayri ne? Niye geliyorsun buraya kadar ya? Katrina'da mı var sende? Katrina'da yok, Karasya'da. Ya tamam, bir hastanede olanlar oldu. Tamam, gerildik biraz ama geçti gitti. Bak ne diyeceğim sana ya? Sürprizim var diyorum. Allah aşkına ne söyleyeceksen söyle, sonra da git. Söyleyeyim mi? Söyle. Dur, dur o zaman, dur. Allah Allah. Ne bu? İyi madem, ben susayım. Ben susayım. İmzalar komisyon ha. Ne yaptın sen? Boşandım. Onu görüyorum. Niye boşandın? Niye böyle bir şey yaptın? Nalan, boşanmasam nasıl olacak? Ben seninle evlenmek istiyorum. Yani şu anda Türkan'la evliyim, ondan boşanayım ki. Seninle evlenebileyim. Ne dedim sana? Yaparım demedim mi? Bir gecede boşanırım demedim mi? Bak nasıl boşandım. Sevinmedin mi? Sevinmedim. Nasıl sevinmedin? Sevindin. Hiç sevinmedim. Sevindin. Hatta ben sana söyleyeyim. Sevinçten boynuma sarılacaksın. O derece sevindin. Gerçekten ne yaptığını da gram ilgilenmiyorum. Nalan, nasıl hiç sevinmedin ya? Ben bunları niye yaptığını söyleyeyim mi sana? Bir sürü laf yaptın, bir sürü trip attın. Lafını da yemek istemiyorsun haliyle. Anlıyorum seni, anlıyorum. Ya tamam geçti gitti, gel sarılalım işte ya. Hayır bağırma ya, git diyorum artık. Git. Ya ne var, seviyorum. Niye bağırıyorsun? Allah Allah. Bağırma Hayri. Bağırma, rica ediyorum, git. Seviyorum da söylüyorum da ya. Ne var bunda? İyi mi yeriniz? Tribünler güzel mi kızlar? Edepsiz. Edepsiz mi? Ayıp sana be abla, beni ne kadar tanıyorsun da edepsizliğin. Sende zaten ev işi yok, yemek yok. Akşama kadar otur anca, dedikodu kazanı. Neyse, akşam geliyorum. Öyle bir saat işim var, sonra geleyim. Çekeceğimiz var bu kadından. Bunun ayağı zor kesilir bu evden. Kim ki bu? Ay ben geçen de gördüm bunu apartmanda, bas bas bağırıyordu. Bu kadın dul muymuş şimdi? Dulmuş. Bu da belalısıymış diyorlar. Aile apartmanını niye aldılar bu kadını? Kızlarımızın ahlakını bozacak. Anayı kaybolsa? Annem niye kaybolalım ha? Kız zaten daha önce gittik ya. Zeynep ablanla ben hep yollara baktık değil mi annem? Baktı bana. Ben yolu biliyorum. Köşeden bir dolmuşa bineceğiz. Sonra bir dolmuşa daha bineceğiz. Dolmuşların numarasına baktı? Baktım. Hepsini ezberledim. İyi, aslan kızım benim. Aferin. Gel annem.
Ama Prenses ablaya yine çikolatalım mı? Sevinir. Alalım ana kurban, alalım. Senin o güzel gönlüne kurban olayım ben. Gel. Nalan, bak Nalan anlamıyorsun. O Hayri denen adam sendeki eksik parçayı görüyor. Ben sana değerli olduğunu, sevilmeye layık olduğunu hissettiremedim. Ama şunu aklına iyice yaz. Benim açtığım yaraların merhemi ayrı değil. Ondan uzak dur. Sana o adamla aramda olanları ilk öğrendiğimde bir şey demiştim, hatırlıyor musun? Uçuruma doğru koşuyorsun demiştin. Çoktan aşağı atladım bile. Benim senin için yapabileceğim bir şey kalmadı artık. Hoş geldiniz. Bu ne güzel sürpriz böyle. Rahatsızlık vermedik inşallah. Aşk olsun canım, ne rahatsızlığı. Hadi gelin. Gelin kızlar. Hoş geldiniz. Sana çikolata da aldık. Çok teşekkür ederim, zahmet etmişsiniz. Hadi gel bakalım, gir. Gel bakalım. Anne bebeğin, anne bebeğin. Gel bakalım. Ben tamam. Sana. Burası ne güzel olmuş. Değişmiş. Ay beğendiniz mi? Böyle Billur ablanız yapmış. Böyle evi güzelleştirmiş. Çok güzel olmuş değil mi? Sevdiniz mi? Çok sevdik. Bir şey soracağım. Kim resim yapmak ister şu an? Ben! Ay ister misiniz? Evet. Şahane. Şimdi o zaman benim odama geçiyoruz hemen. Prenses odasına mı gideceğiz? Evet, prenses odasına geçeceğiz. Yaşasın! Yaşasın! Hemen size kağıtlar, kalemler vereceğim. Sonra da güzel güzel bir şeyler yiyeceğiz. Hadi bakalım, geçin odaya. Ne güzel oda. Ne güzel yatağı. Tam prenses yatağı. Ben seni kovlayayım mı? Kovlayabilirsin tabii ki. Dur ben vereyim sana. Bakın şimdi kızlar, boyalar burada, tamam mı? Size bu kağıtları da verdim. Güzel güzel boya yapın. Bir şey ihtiyacınız olursa da biz annenizle içerideyiz. Tamam. Türkan. Otursana. Otur hadi şöyle rahat rahat. Ben çok üzgünüm Türkan. Sen biliyorsun. Biliyorum. Öğrendim bir şekilde. İnan böyle olsun istemezdim. Sen demedin Ayrı'ya boşan diye. Hayır, tabii ki asla öyle bir şey söylemem. Şimdiye kadar hep tam tersini söyledim, bak inan bana. Hayır, anlamıyorum demek ki. Almıyor kafası. Abla, sen şimdi Hayri'ye dönmeyeceksin değil mi? Dönmeyeceğim Türkan. Sana geçen sefer de söylediğim gibi Hayri benim için bitti. O konu kapandı. Ne olur için rahat olsun. Benim için nasıl rahat olsun abla? Kendim için isteyeceğim bir şey kalmadı. Öyle olmaz ama böyle... Öyle umutsuz yaşanmaz. Yani sonuçta dünyanın sonunda değil, değil mi? Vallahi abla, ben dünyanın sonu nerededir, nasıldır bilmem.
kendimce de oraya gelmişim. Ben bu saatten sonra kendim için bir şey istemiyorum. Sadece kızlarım için yani. Abla, ben babasız büyüdüm. Bilmiyorum, belki ondan öyle belim bükük kaldı. Hayattan korktum. Biliyorsun, babası olan insanlar korkmaz bir şeyde. Öyle onlara vız gelir, tırs gider. Benim öyle olmadı. Sırtımı yaslayacağım bir dağım hiç olmadı. İşte ondan da böyle savruldum ettim her tarafa. Ama ben kızlarım böyle olsun istemiyorum. Ben kızlarım benim gibi olsun istemiyorum abla. Seni anlayacağım, benim korktum başıma geldi. Ana, ben acıktım. Kek var mı? Kekimiz bitti. Ama istersek yenisini yaparız. Yaşasın! Tamam, madem kek yapılacak, elleri yıkamak lazım, tamam mı? Hadi gelin bakalım, önce bir eller yıkansın. Hemen bak gidin, gidince sağa dönünce göreceksiniz orada tuvaleti. Hadi koşun bakalım, ellerinizi yıkayıp gelin. Ben senin için ne yapabilirim Türkan? Abla, Hayri... Gerçi bilmiyorum artık, gelecek mi, gidecek mi bize, nerede kalacak? Sağ olsun bana bir şey söylemiyor, insan yerine koymuyor. Senden de nasıl isterim bilmiyorum. Ama başka da kimin kimsem yok. Sen Hayri ile konuşsan, kızlarını gelse görse, ellerini üstlerinden çekmese, kızlarım babalarını bilse, babasız kalmasa olur. Olur. Olur, ben Hayri ile konuşurum. Allah senden razı olsun. Senden. Ama bak, bir kere senin çok güçlü olman lazım, tamam mı? Sen güçlü olacaksın ki senin kızların da güçlü olacak. Annelerini mutlu görecekler ki onlar da mutlu olacaklar. Böyle gülmen lazım işte. Hadi o zaman gel mutfağa. Bakalım neler yapabiliriz. Bir şeyler yapalım çocuklara. Tabii tabii. Ben hemen hallederim şimdi. Abla, sen hiç yorulma. Ben sana halamın kurabiyesinden yapayım. Geçen de geldin, yemedin zaten. Kızlar da çok sever. Ha? Olur. Olur, öyle yapalım. Ne lazım peki sana? Sen söyle, ben çıkarayım. Vallahi un, yoğurt, yağ, varsa ceviz. Var, cevizimiz var. Tamam. Un dedin, unumuz burada. Ceviz dedin. Şurada cevizimiz var. Yoğurt dedin değil mi bir de? Eşki olsa da olur. Hafif'in ev yapımı yoğurdu. Bir de yağ bakalım, yağ neredeydi acaba? Ama benim ödevlerim ne olacak? Yapılacak ana kurban, ne olacak? Ama biraz zor, ben anlamadım. Ben yardım edeyim sana. Annen bize kurabiye yapsın, biz de ödevlerimizi yapalım, olur mu? Olur. Tamam, güzel. Hadi git bakalım, çantanı al gel. Ben sana bir de kap vereyim, değil mi? Şöyle büyükçe. Bir şey olur mu? Olur abla. Vallahi sağ olasın abla. Kız bana bazen gösteriyor ödevini. Ben hiçbir şey anlamıyorum. İlk sen okumuşsun da. Sen hiç okula gitmedin mi Türkan? Yok abla, nasıl gideyim? Değil mi ya, baba yoktu. Böyle başında biri olmayınca işte çalışıyorsun, ekmek derdi. Tarlada marlada geçti işte. Ben sana istersen okuma yazma öğretebilirim.
Olur mu öyle şey abla? İki kızım var, ayıp derler. Hem ben bu saatten sonra nasıl öğreneyim? Ne demek bu yaştan sonra nasıl olur? Bal gibi olur. Hatta o kadar kısa zamanda öğrenirsin ki gerçekten bak sen bile şaşırırsın. Biz şimdi seninle derslere başlasak bak bir ay içinde çözersin. Türkan senin bu okuma yazma işini çözmen lazım. Öğrenmen lazım. Öyle diyorsun. E tabii. Sana böyle güzel kalem, defterler falan da alırız. O zaman şöyle yapalım. Bir sonraki buluşmamızda derslere başlarız, tamam mı? Aferin sana. Hadi geç bakalım masaya. Hadi kolay gelsin anne. Hadi gel bakalım. Hadi bakalım. Hangi sayfa? Oldu be abi, ha? Eyvallah abi, saatler olsun. Sağ olasın, eline sağlık. Abi. Ha? Hiç boşanmışa benzemiyorsun. Hadi ya, neye benziyorum? Yeniden doğmuş gibi gözüküyorsun. Daha değil. Bu geceden sonra yeniden doğacağım inşallah. Ne yapacaksın abi? Nalan'ın hayatına bu gece itibariyle öyle bir giriş yapıyorum ki izle. Nasıl? Ne nasıl? Burası da bana kalsın oğlum, her şey anlatılmaz. Allah Allah. Bir şey diyeceğim. Yeni takım almışsın. Yeni Hayriye, yeni takım, yeni hayat. Öyle o eskideki gibi olur Nalan, sessiz sessiz peki Nalan diyen Hayri gitti. Bir dakika, bir dakika ya. Şimdi benim kafam karıştı. Nalan seni bırakmadı mı? Ya işte bırakmadı. Yani bıraktı da bırakmış gibi yapıyor. Ondan yani trip yapıyor, bir şeyler yapıyor ama bu gece itibariyle gereken ayar verildikten sonra her şey benim istediğim gibi güzel bir şekilde devam edecek. Öyle. Borcumuz ne abi? Bakalım. Yeter mi? Bereket versin. İyi valla, bizden bu işe girsek mi? Geç. Hayırlı işler abi. Kolay gelsin. Sen tıraş olmuyor mu? Yok ya, böyle iyi. İyi, hadi kolay gelsin. Sağ olun. Hafiz, nerede kaldın bu saat oldu? Ne akrabası kız? Aa, senin kuzenin mi vardı? Benim haberim yok bundan. Tamam. Tamam, anladım. Güzel. Ama sabaha gelirsin herhalde, değil mi? Tamam canım. Ha yok yok, ben iyiyim. İyiyim canım. Aklım bende kalmasın, merak etme. Selam söyle o zaman kuzenine. Belki bir ara getirirsin, tanışırız. Tamam canım, öptüm, bay bay. Ay inşallah Billur gelmiştir. Hayri. Keyfimize bakacağız, eğleneceğiz, güleceğiz, sohbet edeceğiz. Ne yapıyorsun diyorum, ne yapıyorsun? Heh, dur. Bunu da sana aldım. Aç bakalım, beğenecek misin? Aç. Yani ben şahsen göze nazara inanırım. Ki zaten çok da göze nazara gelir. Ve sende de bu güzellik olduktan sonra ikimiz... Aman Allah'ım, nazar değmemesi gibi bir ihtimali olamaz, öyle değil mi? Ha, bir de sen bugün hiçbir şeye karışmıyorsun, her şeyi ben yapıyorum ellerimle. Sen oturuyorsun, rahatına bakıyorsun. Gel, ben halledeceğim her şeyi. Gel, 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 gel. Sen böyle geçip oturacaksın. Her şeyi ben halledeceğim, otur. Hayri, bir durur musun?
Bak bu yaptıkların bütün bunlar... Ya bu yaptıkların bütün bunlar mutlu olmak için. Mutluyum, daha da mutlu olmak için. Allah Allah. Şöyle düşün. Hayatta hiç yüzü gülmemiş iki kişi. Birbirlerini görmüşler. E sevmişler de. Ya bırak mutlu olsunlar, yaşasınlar ya. Allah Allah. Şey hani diyor ya Nalan Hanım, sen benimsin, ben de senin gibi. Öyle düşün. Senin zaten bu sinirin, stresin var ya, öfkelenmelerin, atarın giderin. Hepsi sevgiden. Sevgiden, aşktan. Öyle olmasa insan sinirlenmez ki. Sevmediği insana sinirlenmez insan. Güzel oldu, güzel. Her şey.